Seren Serengil mevzusu da aslında Seren Serengil tarafından konuşuldu. O zaman daha da çok gündeme geldi. Şimdi Şeyma'ya sorduk yayında. Ben sordum. Dedim ki Seren Serengil'in seninle derdi ne? Bunu demiş olmam da şu, kendi sunucusu oldu ya da yorumcusu oldu magazin programında yapmış olduğu yorumlara istinaden söylemedim. Mesela Şeyma kafesini kapatacağı haberi çıkınca Seren Serengil bir magazin sayfasında şunu yazdı çünkü. En iyisi kutu açsın. Yine bak onda çok başarılıydı. Yani bir şey oluyor. Onunla ilgili sen yorum yazar mısın abi o ünlüyle ilgili mesela? Haberin varsa yaparsın ama değil mi? Artık program da yapmıyorsa belli ki acaba bir husumet mi var aralarında? Bir kavga mı var? Mesela şöyle bir paylaşımı var yine. Bir videonun altına Seren Serengil diyor ki daha önce. Acından çocuk sahibi oldu diye kendini gerçekten olmadığı bir şeye inandırmış. Sırf sonradan biriyle evlenerek değişmez. Maalesef o sınıfta doğulur gibi yorumları var. Bunları sorduk. Şeyma da yayında dedi ki ben Seren Serengil tanımıyorum. Tabii o da belli ki kızmış. Seren Serengil tanımamak mümkün mü? Biz de dedik ki o bir sunucu. Magazin programları yaptı. Aynı evet. zamanda şarkıcı. Sen dedin ki alt kadrolarında şunlar çalıştı. Ben dedim 18 yaşında astronist oldu Ankara Başkent Kazinosu'nda. Altında İbrahim Tatlıses çıkıyordu. Şimdi Seren Serengil de programda çıktı. Sizinle ilgili kötü şeyler söyledi diyenler var. Kötü bir şey söylemiyor. Diyor ki gerçek gazetecilerin Seren Serengil diyor ki Şeyma Subaşı gibi biriyle ne işi var? Yani bu gelen bir eleştiriydi. Ama magazinde en çok konuşulan bir ünlünün, en çok magazin haberi yapılan bir ünlünün magazin programına çıkması kadar da doğal bir şey olamaz. Ama bize gerçek gazeteciler değil demiyor. Hani gazetecilerin ne işi var böyle ünlülerle gibi bir serzenişte bulunmuş. Bizimle ilgili Seren'in serzenişi bu. Yani orada şimdi Seren'in yaptığı bana göre yanlış şu. Yani takviminde de yanlış. Şimdi diyor ki. İki paylaşım var. Onları da okuyayım evet, öyle tamam. söyle abi olur tamam. mu? Diyor ki Seren Serengil, açtırma kutuyu söyletme kötüyü. Artık kutu da kalmadı, ondan da oldun. Metres abla yaylan artık. Evli adamla olan yuvasını yıkan çocuklarını babasız bırakan kadının lugat karşılığı nedir? Bak bildiğin yerden geldi soru, ünvanın. Bu paylaşımı bir de bir takipçinin sorusuna cevap veriyor. Şeyma Subaşı sizi tanımıyormuş, cevap bekliyoruz diyor Hatice Aslantürk. Seren de cevap vermiş. Zavallı be acıyorum ona. Ünvanı metres, ünü metreslikten geliyor. Cahil bir kız başkalarının kocasını alıp çocuklarını üzüyor. Evli bir adamdan çocuk yapıyor. Yani say say bitmez maceraları. Bu metresin beni tanıyacak zamanı olmamıştır. Yuva yıkmakla meşguldü tabii. He tanımıyor. O yüzden benim evime aldığım, evime almadığım, düğünüme sokmadığım pelteyi karşıma programa oturttu da ne oldu o ayrı. Ama güzel gemi batınca fareler de onu terk etti. Şimdi o yancılığı eski kocasına yapıyorlar. Ay çok seviniyorum bu rezillerin sonunu gördükçe. Şimdi sanıyorum televizyon programında şöyle bir şey söyledi. Ben medyadan okudum onu izlemedim. Yani Şeyma Subaşı benden bahsetmese haber olmayacaktı. Yani aha, öyle bir benden bahsederek bir şeyi var. Haber oldu. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yani biz Şeyma'nın bir 2 saat 47 dakikalık bölümde toplasan kaç saniyeydi sen? 50. 50 saniye. Bir dakika bile değil. Seren Serengil mevzusunun geçtiği. Şimdi Seren Serengil'e bizim bir vefa borcumuz var. Bunu söyleyeyim. Seren Serengil bir yılda en çok canlı yayında izleyicimiz olduğu bir konuktu. 10.000'i geçmişti canlı yayında izleyici sayısı. Dolayısıyla ahde vefanın ne olduğunu biliriz ama buna rağmen şu eleştirimi getireyim. Yani biz yani niye kime nasıl soracağımızı bana kimse öğretmesin. 40 yıldır gazetecilik yapıyorum. Ben de kimse öğretemem. Şeyma onun hakkını yerken ben teslim ettim. Dedim ki yani Seren Serengil böyle bir geçmişi var. Tabii. Yani kusura bakmasın. Ben olmayanların da hakkını teslim ettim. Yani biz Şeyma Subaşı işinde Seren Serengil üzerinden bir PR dahi yapmadık. En son kullandığımız videodur Seren Serengil ile ilgili öyle. Kısmı. Ondan önce çıkan haberlerin tümü de Şeyma'nın tatil paralarıyla ilgili, Acun'la ilişkisiyle ilgili, Sumoti bilmem yani Şeyma'nın kendi özelliğiyle ilgili.
Bu bizim dışımızda medyanın yaptığı haberler. Yani o sadece ona yanıt verdiği için Seren Serengil dahil oldu işin içerisine.